Herkese yeni bir ETS videosundan selam arkadaşlar. Bugün ETS2'de Mercedes Actros'la beraberiz. Yollarda bayağı bir sıkıntı vardı. Çok uğraştık. Görmüş olduğun gibi bayağı bir çamur oldu aracımız. Baksana abi, her yer çamur, toz, toprak derken bugün ne taşıyoruz? Massey Ferguson abi. Bugün traktörlerimiz var. 3 tane traktör var. Şirketin bize vermiş olduğu traktörleri taşıyoruz. Şöyle dorsemiz var. Kolaman'ın. Sayın abi. Böyle güzel bir dorse modumuz var. Jant modlarımız var. Lastik modlarımız var. Ve bir de Actros Mercedes modumuz var arkadaşlar. Muhteşem bir araç. Zaten Mercedes'i bilenler biliyor. Bayağı bir güzel, keyifli bir araba. Hemen sizler onları size ufaktan tanıtayım. Bende bir donma var mı? Yok. Araç galerisine geliyoruz abi. Mod bayisi dediğimiz zaman bu şekilde 4 tane bir Actros göreceksiniz. Bunu güncelleme yaptılar. İlerleyen zamanlarda yine güncellerler mi bilmiyorum. Mesela zaten bir tanesini aldığın zaman hepsini şuradan yapabiliyorsunuz. Kafanıza göre ayarlayabiliyorsunuz arkadaşlar. Aracımız bu şekilde geliyor. Kafanıza göre değiştirebilirsiniz, renklendirebilirsiniz. Bunlar tabii benim kendi paket modlarım. Mod diyorum ya. DLC olarak gelenler var. Normal olanlar var. Mesela şunlar DLC olarak geliyor. Şunlar da çıktı herhalde yanlış hatırlamıyorsam. World of Truckers etkinlik falan veriyor. Onlar da çıktı herhalde yanlış hatırlamıyorsam. Bu Mercedes'in skin paketlerinden. Bir de şöyle bir tane modumuz var. Bu Steam Atölye'de var arkadaşlar. Unutmasam bunu da eklerim. Eklersem açıklamaya korum. Daha doğrusu yorumlar kısmına. Eğer eklemezsem Discord adresinden yazın. Bunu renk olarak atabilirim size. Bu şekilde skin paket olarak geliyor. Şurası da değişiyor. Mesela şu yan etekler de değişiyor. Onu taktığınız zaman mesela o da çamur oluyor. Bayağı bir güzel. Lastik modlarımız var. Şu şekilde lastik kirli görünümü falan veriyor. Karda falan oynadığınız zaman şu şekilde. Bildiğiniz üzere ETS bu şeyleri yapmadığı için modlara maruz kalıyoruz. Modlarla uğraşıyoruz dostlar. Bu şekilde renklendirme yapabilirsiniz. Arka da aynı şekilde kullanabiliyorsunuz. Böyle kirli veya paslı falan olarak da kullanabiliyorsunuz. Şunlar zaten Mercedes Actros'un kendi şeyleri. Mercedes Actros'un kendi paketleri. Şu da çok güzelmiş ya. Şunla şu muazzam duruyor zaten. Tabi biz yeni kasa kullanmadığımız için onları takmadık. Bunları kafanıza göre değiştirebilirsiniz. Buraya navigasyon ekleyebiliyor. Bunlar radyo navigasyon. Buraya istediğiniz oyuncakları falan ekleyebilirsiniz. İçerisi aynı şekilde dostlar. Şuna gelecek olursak. Şura değişimi. Şu ön tarafı değiştiriyor. Bu sol. Bir de alta geçelim. Altta da aynı şekilde şunları değiştiriyor. Hatta bu tarafa da bakalım. Buralarda bir değişiklik yok şuralarda. Sadece şu ön taraf eski ve yeni olarak değişiyor. Başka da yok. Motor sesimiz var. O da mod. Şunları kullanabiliyorsunuz. Onu da girip bunları ekleyip kullanabilirsiniz. Kafanıza göre takılabilirsiniz dostlar. Slot seçenekleri dediğim gibi bayağı çok fazla. Girip istediğiniz slot seçeneklerini verebilirsiniz. Şu şekilde iki tane şöyle ayna olaylarımız da var. Ayna diyorum ya, çakar lambaları. Kafanıza göre girip oynayıp alabilirsiniz. Hemen dorseye gelecek olursam bu şekilde Coloma'nın dorsesi var. Telefonu bir susturalım abi. Ben bir sus. Bu şekilde sağ dorsemiz var Coloma'nın. Direkt bu şekilde kullanabilirsiniz. Lastikleri değişiyor ve rengi değişiyor dostlar. Hatta şu şekilde kafanıza göre değiştirebilirsiniz. Lastiklerini değiştirebiliyorsunuz. Şu bir biraz gömülü gibi duruyor ama şunlara geçtiği zaman rengini değiştirebiliyorsunuz. Rengi vesaire her şey değişiyor. Keşke şu arkaya da değişiklik bir olay olsaymış ama büyük ihtimal orada paspasımız olduğu için değiştirmemiştir. İlerleyen zamanlarda bir mod dorsem daha var.
Yine oyuncuyuz, bizim yapmış olduğu haritadayım. Şu şekilde. Oyuncuyuz, bizim yapmış olduğu harita var. Bir de zoom modu var. Bildiğiniz üzere zoom modu olmadan şuralara falan göremiyorsunuz. O da bir ayrı güzellik. Bugün nereye gideceğiz? Bugün Samsun'a kadar gitmeyi düşünüyorum arkadaşlar. Samsun'u şuraya çıkacağım. Girebildiğim yere kadar gideceğim. Bakalım, Bartın'dayız. Bartın'ın şu ayarlarının oradayız. Şuradan çıktım geldim. Şuralarda dolaştım. Buralara geldim. Buradan direkt şey yaptım. Sıfır kamerasıyla bayağı bir gezdim. Güzel yerler var. Aslında şurayı da göstereyim sizlere de. Şu ara Karabüyün Bartın arasındaki şu yol da bayağı bir güzel. Şurası falan keyifli. Orayı da gitmek isterseniz kullanabilirsiniz dostlar. Hepiniz yeni videoya tekrardan hoş geldiniz. Kanalımıza abone olmadan izleyenlerimiz varsa kanalıma abone olmayı ve yorum yaparsa beni de mutlu etmeyi ihmal etmezseniz çok çok sevinirim. Alça kornası falan var. Bir de havalı kornamız. Çakallarımız takılı. Yük kaç ton olduğunu söylemiyor zaten. Benim burada yük piyasasına girdiğim zaman yük veriyor mu? Su falan veriyor. Patates falan. Yükleyebiliyormuşumuz bak. Kendi bak şeyi unuttum. Kolumanda kendi yükünüzü alabiliyorsunuz. Bir de buradan yük alabiliyorsunuz dostlar. Mesela ayrıcık şekerler falan filan diyor. Bunları bilginiz olsun. Ben traktör taşımak için bunu kullandım. Umarım sizler de bunları görüp ekleyip kullanabilirsiniz. Hadi gidelim o zaman. Bizim ayarlarda Nuri Usta var şurada. Ona da bir selam verek abi. Nuri Usta kolay gelsin. Elinde paspas geziyor ya. Vallahi dayı durmazsan durdururlar diye düşünüyorum. Sen geç manca abi. Aa, oyuncuyuz biz, buraya bir şey mi yapmış lan? Rampa mı çıkıyorum? Bana mı öyle geliyor? Aynen. Araya bir kaynak attım ama. Ana. Atalım sanayi sitesine hoş geldiniz. Şuradan bir fotoğraf alayım. Fotoğraf için kamerayla falan bayağı bir uğraşıyorsunuz. Trafiği de sıfırladım. Dedim düzelteyim. Trafiği de 6'ya çektim abi. Bugün 540 olması lazım aracımız. Yazıyor mu? Yok, yazmıyor ama 540 olması lazım. Yanlış hatırlamıyorsam 500'lerde bir şey. Onu kullanıyoruz. 12 vites takviyeli. Polis abilerimize de selam olsun. Bir şurada durdurayım da. Ben de şey oynanış abi, oynanış o değil. Truck SMP'ye girmiştik Erdal'larla falan. Ha şu. Tamam abi. Süspansiyonu falan ayarlamadım. Polis abi niye yürümüyor? Altyazı M.K.
tarafı sardılar beni. Tır gelmiyor, tır gelmeden şöyle gireyim de. Scania. Sen dur Scania'cı. Aracın gidişatı falan gerçekten güzel. Güzel gidiyor araç. Ben kendimi şöyle bir tık aşağı indirirsem abi. Ulan şu BİM, sürekli BİM'i görüyoruz ama BİM'le ilgili bir video çekemedim. Aga be. Sarıda geçtik ama oradan kırmızı yandı. Burada sarıda geçtim abi. Ben döneceğim. Heh. Allah'tan o da döndü. O dönmese sıkıntı büyük. Bundan sonra da farm videosu geliyor dostlar. Bugün günlerden pazar. Hayırlı hafta sonları bu arada. Dediğim gibi bundan sonraki bir videom farming olacak. Bu akşam veya yarın sabahtan yayınlarım diye düşünüyorum. Erdal amca bildiğiniz üzere taşındı. Ondan önce tormuk taşımıştık. Tormukları falan hallettik. Tormuk işleri falan bitti. Tormuklar kereste falan yaptırmış. Adam evi bile inşa ettirmiş o derece yani. Hızlı. Bildiğiniz üzere 2 gündür video atmıyordum. Dedim bugün bir an önce bir video atmam lazım. Ya şu algıdan bir vazgeçin abi ya. Biri yine yoruma yazmış. Abi sürekli ETS atıyorsun. Sürekli ETS atıyorsun. Farming videosu niye gelmiyor? Farming videosu gelsin. Bir rol yapıyorsanız o rolden dönsün. Ya kardeşim. Ben bu videoyu bak canlı. Benim 1000 megabit internetim var. Bilenler biliyor. Bilmeyenler de Discord'a gelsin, oradan da kanıtlayabilirim. Hiç sıkıntı yok. Beni bu videoya atman 5 dakika. Tamam mı? Edididi falan filan uğraştırması falan 1 saat. Sonra saati de söylüyorum. Saat şu an 12.51. Bak net söylüyorum. Ah. 12.51. Tamam. Saat 12.51. Ben bu videoyu editleyeceğim falan filan derken 2'ye yetişir mi yetişmez bilmiyorum. 2'ye yetiştirmeye çalışacağım. Belki editlemeden direkt atacağım. Bu arada Amasya'daki ve Bartın'daki bütün abilerimize, kardeşlerimize selam olsun. Bartın'ın üzerinden direkt devam edeceğiz. Amasra'ya doğru devam ediyoruz şu an. Amasra'yı da birazdan geçeriz. Sol tarafımız Amasra zaten. Dediğim gibi bir rol yaptıysanız o rol üzerine gidin. Abicim güzel söylüyorsun. Tamam. Hoş da söylüyorsun. O da güzel. Yalnız bu Erdal 7/24 benim videomda oynayamaz. Veya diğer abilerimiz 7/24 benim videomda oynayamaz. Ben derim ki Erdal bugün şu videoyu çekeceğiz. Erdal müsait olursa gelir videoyu çekeriz. Ertesi gün videonu yayınlarım. Hadi onu da geçtim. Ben bugün video bildiğiniz üzere cumartesi günü video atmadım. Çünkü atamadım. Abi bizim de bir sosyal özel hayatımız var. Sürekli hayatım burada bilgisayar başında geçmiyor. Şu aracı bir geçeyim. Dediğim gibi ben bu en kolay videolarda ETS çekimi. ETS modlar ayarlarsın, 2 tane moddur, 3 tane moddur neyse koyarsın, direkt oynamaya devam edersin. Farming'de öyle değil ki. Farming'de Erdal gelecek veya bir başkası gelecek. Genelde Erdal'la çekiyorum zaten. Erdal gelecek, diyecek ki Erdal ne çekelim bugün. O da diyecek ki benim fikrim bu. Ben de diyeceğim ki benim fikrim bu. Tamam, o ortak noktada bulacağız. O ortak noktadan direkt Erdal videoyu başlar, rolümüze deriz, konuşuruz rolü. Çünkü roleplay yapıyoruz. Normal video çekeceğimiz zaman direkt geliriz, gireriz. Modları ayarlarız. Direkt sonucu da oynamaya başlarız. Bazen oluyor, ben farming'e 50 tane modla giriyorum. Erdal'ın internet kısıklaması var. Erdal'a diyorum ki ben 51. modu ekledim diyorum.
Benim diyor son var, ben giremiyorum. O modu çıkarıyoruz, tekrar giriyoruz. Yani bazen oluyor. Açık ve net konuşayım arkadaşlar. Sonuçta kimseden saklayacak veya kimseyi burada tutacak sabit. Bu videoyu izlesin, bu videodan keyif alsın. İlle de bu videoda sen varsan o var diye hiçbir şey demiyorum. Sen bu videoyu beğendiysen beğen, abone yap, abone ol. Eğer beğenmediysen beğenmedim de abone de olma abi, hiç sıkıntı yok. Çünkü ben bu videoyu başlarken hatta ben bu platforma, bu kanala başlarken sen abone ol, o abone olsun, herkes abone olsun, abone olun, abone olun, öyle hiçbir şeye girmedim. Yaklaşık 2 seneye yakın zaten video falan çekmiyorum. Son 1 senedir Erdal'la video falan çekmeye başladık. Şu an 2 seneye falan gidiyor işte. Yani güzel bir abone toplamaya başladım. Güzel bir aboneyle ilerliyorum. Ha. Şeyleri var mı? Farklı farklı platformlarımda yayın yaparak veya ne bileyim bir şey yaparak hızlı hızlı erişim de sağlayabilirim. Ama benim zamanım bu kadar. Yavaş yavaş ilerleyelim. Sağlam bir kitleye ulaştığımız zaman sağlam bir kitlemiz olsun. Biri çıkıp da demesin ki sen bugün bu videoyu atmıyorsan ben yarın yokum. Abi olmayabilirsin, sıkıntı yok. Bu ara Cide'ye girmişiz. Cide'ye de buradan selam olsun. İzleyen bütün abilerimiz, kardeşlerimize. Dediğim gibi sen bu videoyu, ETS videosu bekleyebilirsin. Diğer arkadaş da farm videosu bekliyor. Yani bunu böyle bir düşün. Eğer ben bu videoyu ETS olarak attıysam sen ETS olarak beğeniyorsan izlersin, beğenmiyorsan bir sonraki farm videosunu beklersin. ETS de aynı şeyi yapar, farm de aynı şeyi yapar. Yani tutup da sen ya hep ETS, hep ETS veya hep farm, hep farm, ETS niye çekmiyorsun, diğer oyunları niye çekmiyorsun? Ya zamanın olduğu sürece, mesela ben moduyu tek çekiyorum, Erdal da oynayabilirdi. Şu an 10-12'ye yakın modum var, yanlış hatırlamıyorsam. Erdal'a desem, Erdal diyecek ki benim stoğum var. Ha, gelebilir mi? Gelebilir. Ama geç gelebilir. Benim şu an videoyu yetiştirmem lazım zaten. Ben bu videoyu normalde videoyu saat 10'da atıyorum. Sabit, standart. Bazen hafta sonları 2-3 arası atıyorum. Çünkü o da millet yatıyor. Keyifli olsun diye. Bir an izleme olayı olsun diye. Direkt dediğim gibi 3-4 o aralarda atıyorum. Bazen 2'de falan da şey yapıyorum. 2 ile 4 arası diyeyim ben. Sabit olsun. Video atıyorum. Yani yorumlara yazabilirsin. Düşünceni söyleyebilirsin. Hak veriyorum. Bak hak vermiyorum demiyorum. Tamam, hep ETS, hep ETS olmuyor. Ama benim ve Erdal'ın veya diğer kişilerin zamanı olduğu zaman ETS olmaz, farming olur. Farming olmaz, ETS olur veya başka bir oyun olur. Construction Simulator olur. Kontrakt polis geldi. Onda mesela çok bir izleme alamadım için çekmedim diğer bölümleri. Ya bir tane daha çekmeyi düşünüyorum. Oyun güzel. Keyifli. Onu da çekerim. Hani bu videoyu sen beğeniyorsun diye değil de herkes beğensin diye zaten çekiyorum. Umarım bu konuda beni anlarsanız, anlayış gösterirseniz çok çok sevinirim. Ben yavaş gel abi. Dediğim gibi zamanımız olduğu süre, mesela bu videodan çıkacağım, Erdal müsait olursa diyeceğim ki Erdal gel farm çekeceğiz, farm videosu çekeceğiz. Eğer yetiştirebilirsem akşam 7 gibi falan da onu atacağım mesela. Eğer yetiştiremezsem ertesi günü kalacak. Bütün sünaplara da buradan selam olsun dostlar. Bak bak bak, kamyona bak nasıl çıkıyor, bak 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 bak. Baktım Sinop'ta trafik var. Bu arada 1 saatlik yolumuz kalmış. 20 dakikamız olmuş videomuzda. Sağdan gelen yok abi, sağdan Samsun'a doğru girişimizi yapalım. Ben buradan girebiliyorum dedim ama girmiş yokmuş. Thank you.
Karşıdan atratör gidiyor. Adam en kolayıyla götürüyor yani lobe. Ben bunları yüklerken ne o zorluklarla uğraştım. Rampadan yüklediler bunu. Aman. Ya yine bu yapay zeka beni öldürüyor var ya. İnşallah çıkarsın. Bu arada benim araç 6 vitesmiş dostlar. 12 vites değilmiş. Kusura bakmayın videonun başında 12 vites takviyeli olarak söylemiştim ama. Ben de diyorum bu araç niye bu kadar seri gidiyor? Bak sol tarafa da giriş yokmuş. Arabacı beni bitirdin arabacı. Heh bak gitti ona vurdu bak. Bak vallahi gitti ona vurdu ya. Lan? Ha, ben değil o gidiyormuş lan. O geldi bana doğru. Hala geliyor bak geri geliyor. Heh. Allah kahretsin seni ya. Var ya. Bitirdin beni ya. Bekliyorum. Aa böyle bekliyoruz. Şükürler olsun çıktım. Şükürler olsun. Şu yemek hoca durmuşken ben de onu geçeyim. Sakın ya kusura bakma senin önüne kırdım ama. Allah kahretsin seni Allah kahretsin. Var ya Allah kahretsin seni. Böyle bir an önce çık. Gitmek istiyorum ya. Araç gayet seri ve başarılı. Erdal Amca'nın traktörleri götürüyoruz dostlar. Erdal'a 3 tane Vase Ferguson aldık. Retarderin gücü valla. Az önce retarder nasıl salladı? Demek ki neymiş sonuna kadar retarder çekmeyeceksin abi. Bak mesela bundan bir örnek alıp gerçekte bunun yapılmayacağını bilmek mesela. ETS bazen bu konularda çok profesyonel bir hareket yapıyor diyebilirim. Mesela gerçekte de bu böyledir diye tahmin ediyorum. Eğer böyleyse yorumlara yazın. Mesela belirli bir hızda gittiğimiz zaman retarderi sonuna kadar çektiğimiz zaman araç böyle kendini fırlatıyor. Kapattık gidiyoruz. Hız 120 gösteriyor ama gerçekte olan hız 120 değil dostlar. Hatta şuradan böyle hız şeyini göstereyim. Araba var ya. Geldi kör noktaya girdi. Şu an göremiyorum ama. Trafik çoğaldı. Şehre girdik herhalde. Aynen bir 30 dakikalık bir yolumuz kalmış. Hala orada mı lan o araba?
Şu an göremiyorum. Kör noktamı ha tam tam sağında şu an. Kör noktamda görünmüyor. Bak şu an gözüküyor. Burada 2 kademe retarder yetiyor. Kornalara falan gayet güzel, başarılı ya. Abi geç artık beni ya, gözünü yedim, geç artık beni de. Heh, sen de kurtul, ben de kurtulayım ya. Heh, şükürler olsun ya. Adam bir türlü geçemedi ya lan. Tabeladan da şöyle hafiften bakarsak Samsun'a giriyor daha bu. Ankara, Çorum, Samsun, Ordu. Sağımdaki araba geçsin. Oradan gireyim ben sağ tarafa. Işığa kalmasam var ya. Bugün ışıklarda günümüz herhalde. Ulan şu vitesi şuraya koysam şöyle. Aslında olabilir ha. Ya çok yakın oluyor bana. Mesela vitesle direksiyon arasında 1,5 karış mesafe var. Şurada olsa olmuyor. Yani vitesi şuraya koyarsam sıkıntı. Bilmiyorum, ilerleyen zamanlarda şu arkaya bir perde almayı düşünüyorum dostlar. Bir perde alayım. Yukarıdan aşağı salabilirim. Erdal amcanın oraya doğru geldik. Ayvacığa kadar gidecek. Erdal'ın meşhur ayvacığı. Tabi ben burada şurada biraz dinleneceğim. Oradan sonra Samsun'a direkt basıp ayvacık. Bura hızlı mütelliymiş abi, yavaş. Burada arabacıların oraya... Gerçi girmeyelim de bir boş, bir müsait bir alan bakayım. Solda bir şirket var abi. Adam nasıl bastı geldi lan. Boş mu lan o? Umarım videoyu beğenmişsiniz dostlar. Samsun'u da turlamış olduk. Şuradan sola gireceğim abi. Sol tarafa bırakacağım.
biraz erken yol verdim ama burada Samsun'un otogarı. Ben kendimi şöyle düzelteyim abi. İyi, güzel. Evet dostlar, umarım videoyu beğenmişsinizdir. Bir sonraki videolarda görüşmek dileğiyle. Kendinize çok çok iyi bakın. Hoşça kalın.